Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sarı kantaron otu çiçeğinin faydalarını ve zararlarını anlatmak istiyorum. Sarı kantaron otu çiçeği, sarı kantaron çiçeğinin yağı. Sarı kantaron otu çiçeği antiseptik özellikler gösterdiğinden vücudu mikroplara karşı koruyor, iltihap önleyici etkiler göstererek vücutta oluşan iltihapların hızlı iyileşmesine destek oluyor. Hücrelerin daha hızlı yenilenmesini sağladığından yaraların da hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor. Ekzama, varis gibi cilt rahatsızlıklarında da olumlu etkiler gösteriyor. Çay olarak tüketildiğinde hazmı kolaylaştırıyor, işte açıcı bir etki gösteriyor. Aynı şekilde sindirim üzerindeki olumlu etkileri sayesinde gastrik sorunu yaşayanlara da destek oluyor. En önemli etkilerinden biri ise kansere karşı gösteriyor ve kanserin hücrelerini büyüyüp çoğalmasını engelliyor. Vücudumuzda birçok hormonun düzenli bir şekilde salgılanmasına destek oluyor. Sarı kantaron otu, adet sancılarını dindirme konusunda da etkili olduğu bilinen sarı kantaron, menopoz dönemindeki kadınların da sıkça başvurduğu bitkilerden sayılıyor. Sarı kantaron aynı zamanda bel ve baş ağrısı gibi sıklıkla yaşanan ağrıların da azalmasında önemli bir rol oynuyor. Doğal bir bitki, antidepresan etkisi göstererek sinirleri yatıştırıyor. Faydaları olduğu gibi tabii ki zararları da var. Faydalarının da gördüğümüz gibi sarı kantaron vücutta ciddi değişikliklere neden olduğundan aşırı dozda kullanılmamalıdır. Günde 1 veya 2 fincandan fazla çayı içilmemeli ve sarı kantaron yağı fazla kullanılmamalıdır. Aksi takdirde faydaları zarara dönebilir. Örneğin, hazmı kolaylaştırma etkisi bir anda sindirim sisteminizin bozulmasına ve ishal olmanıza neden olabilir. Günde 1 bardak ve 2 bardaktan fazla içmiyoruz. Bunların yanı sıra hamilelik ve lohusalık dönemlerindeki kadınların ve tabii ki ciddi bir rahatsızlığı olanların kullanmaları asla tavsiye edilmez. Sarı kantaron bilinçli kullanılmadığında çeşitli yan etkiler gösterir. En sık yan etkileri ağızda kuruluk, baş ağrısı, kabızlık, çarpıntı, terleme ve mide bulantısıdır. Serotonin artırıcı etkisi hipertansiyon ve ciddi pulmoner hipertansiyona yol açabilir. Evet, beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu görmüş olduğunuz çiçekleri ben doğadan topladım. Evimin karşısındaki tarladan topladım ve çayını da içmeyi düşünüyorum. Günde bir kez içmeyi düşünüyorum. Faydalarını dinlediniz. Tabii ki zararlarını da var. Ama günde bir bardak içersek hiçbir sıkıntı yaşatmayacağına inanıyorum. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.